Gençler merhaba. Bu videoda turizm ve seyahat bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar merhabalar. Turizm ve seyahat iş tanımıyla başlayalım. Özellikle seyahat acentaları ile tur ve organizasyon şirketlerine çalıştırılacak meslek elemanlarının yetiştirildiği bir üniversite programıdır. Evet. Şimdi de iş olanaklarına bakalım. Seyahat acentaları, tur ve organizasyon şirketleri, oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve havaalanları. Güzel. Üniversite taban puanlarına da bakalım. Hocam en yüksek puan ile alan üniversite 273 puan 686 bin sıralamayla almış ama birçok üniversitenin kontenjanı dolmamış. Şimdi ben burada taban puan 186 diyemem çünkü barajı geçen her arkadaş yerleşebilirmiş. Güzel. KPSS puanlarına baktığımızda son 5 yıla 81 kişilik kontenjan açıldığını ve atama taban puanının 73 olduğunu görüyoruz. Ama arkadaşlar bu 73'e aldanmasınlar çünkü düzenli atama yapılan, her atama döneminde kontenjan ayrılan bir bölüm değil. Alırsınız 80-85, kontenjan açılmaz, atanamazsınız. Yani öyle Evet, de bir durum var. anladık. Şans diyelim biraz. Güzel. DGS hakkı da var. Evet, Birçok DGS bölüme. işletme ile ilgili alanlara geçiş hakkı var. Seyahat işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği, turizm işletmeciliği bölümlerine de geçiş hakkı tanınıyor. Evet. Şimdi turizm bölümleriyle ilgili genel ekseriye söylediğim şeyleri aşağı yukarı bunda da söyleyeceğim gibi. Ama bu biraz daha hani otellerde değil de işte Evet. turizm organizasyonlarında, tur organizasyonlarında görev alacak arkadaşlar. O bölüm, bu bölüm. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani aslına bakarsan özel sektörde iş arayan herkesin bence kıstası olan bir şey. Bir kere girişken arkadaş olman lazım. İcabında ağzının laf ediyor olması lazım. Anladınız mı? Yani biraz pazarlama olayı gibi bir Evet. şey bu. Yetenek. O Geleni da bir bağlama olayı. yetenek. Tabii canım bu çok önemli bir şey o. Hoş bunları verirler. Yani yüksek okulda da verirler. Adamlar kendi seminerleriyle de verirler falan. Ama şu da bir gerçek. Çok fazla üniversitede olan bir bölüm artı kontenjanlarda tam dolmamış. Demek ki Evet. çok fazla Rağbet aşırı rağbet görmüyor. olmayan bir bölüm. Şimdi bu tip bölümlerde hani rağbet de yok fazla da sayıda üniversitede olunca insanın kafasında bir soru işareti oluşuyor. Yine meraklısına diyeceğim bölümlerden bir tanesi. Ben bu bölüme gidin arkadaşlar %100 iş bulursunuz diyebileceğim bölümlerden bir tanesi değil açıkçası. Tamamen kişinin kendi biraz özel yeteneklerine kalmış diyeyim. Becerisine kalmış, girişkenliğine kalmış Ama bir kesinlikle bölüm. tercih edilmemesi gereken bir bölüm de değil. Ya Yani bir şekilde şimdi iş olanağı da bulunabilir. YÖK açmış bu bölümü, izin Evet. vermiş. Bu bir dünya üniversitede var. Yani şimdi bir şey, Bir işe yaraması bazı lazım. bölümlere ben fazlasıyla gömdüm. Şimdi ondan sonra da oradan bu bölümlerde okuyan arkadaşlardan da geri dönüş geliyor. Ya hoca öldürdün bizi, mahvettin falan filan. Şimdi ne diyeyim, bundan sonraki dönemde bilmiyorum siz hangi videoya denk geleceksiniz ama o kadar fazla gömmeyeceğim. Hoş bununla ilgili bize geri dönüş yaptığınız zaman yani dedik ya hocam söylüyorum tercihlerinizi yaparken Evet, danışmanlık danışabilirsiniz. görevi yani ne diyelim isterseniz yaparız falan filan diye işte o noktada bağlantı kurun her şeyi burada söylemeyeceğim. O noktada yardımcı olmaya çalışırım. Evet. Onun haricinde Ya çok aslında bölüm gömme sebebimiz de yani gömmek amaçlı değil. Sonuçta 18 yaşındasınız. Yani geleceğinizi kazanacaksınız. Saçma sapan bir bölüme gitmenin, sonunda işsiz kalmanın garanti olduğu bir bölüme gitmenin de manası yok. ya turizm kulağa hoş gelen bir kelime Evet. tamam mı? Yani bir kere turizm liseleri var Evet. öyle diyelim. Tamam oradaki arkadaşlara bir şey söylemiyorum ama yani ben ne diyelim hiç tanımadan ne iş olduğunu bilmeden benim puanım buraya yetiyor diye bu bölüme giden Evet. arkadaşları uyarma amaçlı söylüyorum ben bunları. Peki. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklamaya mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.